biz bunu yaptık diyorlar. Bunların içerisinde olanlara baktığımızda şu an dediğimiz yapıyla ilgili olanlarda olduğunu görüyoruz. Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, TEM otoyolu üzerindeki alışveriş merkezine D100 karayolundan yapılan bağlantı yolunun imar planında yer almadığı gerekçesiyle İçişleri Bakanlığı'nın hakkında soruşturma izni vermesine tepki gösterdi. Başkan Yılmaz, "Bunu kendim açısından çok ayıp olarak karşıladım. Bu yapıyla mücadelede bu kadar kararlı olan bir adamı sanki bu yapıya destek veriyormuş gibi ve üstelik de kendi İçişleri Bakanlığımız tarafından buna izin verilmesini çok aşağılayıcı bir tavır olarak gördüm," dedi. Şu anda da bu devam ediyor mu? Edecektir. Çünkü biz paralel yapıyla mücadele konusunda belki Türkiye'de en sağlıklı ve tutarlı davranan yapıdayız. Ancak siz ne olursunuz olun, belli kişiler ve kurumlar size sıkıntınızın olmadığı yerlerde bile sizin üzerine gelebiliyorlar. Bizim alanımız dışında tamamen karar olan özel kanunla ve bize de hiç haber vermeden yapılan yapılanma neticesinde ve biz çok kararlı olmuş olmamıza rağmen müfettişlerin raporları doğrultusunda bizim görevimizi yapmadığımız şeklinde hakkımızda soruşturma açılmasına izin verildi. Bunu kendim açısından çok ayıp olarak karşıladım. Yani bu yapıyla mücadelede bu kadar kararlı olan bir adamı sanki bu yapıya destek veriyormuş gibi üstelik de kendi İçişleri Bakanlığımız tarafından buna izin verilmesini kendimi çok aşağılayıcı bir tavır olarak gördüm. Şu anda da o konu üzerinde hassasiyetle üzerine gidiyorum. Söz konusu yolu kapatmaları için kendilerine telkinlerde bulunulduğunu ifade eden Başkan Yılmaz sözlerine şöyle son verdi. Bolu insanı oraya gidiyor ve sahiplenmiş durumda. Eğer biz orayı kapatsak Bolu halkını karşımıza alacağız. Siyaseten Bolu halkını karşımıza almamızın çok şık bir davranış olmadığını bildiğimiz için yetkililere dedi ki bize bir yazı yazın. Biz de bu yazıya istinaden görevimizi yapalım. Maalesef bunun yerine kendi ihmalkarlıklarını sanki belediyenin suçuymuş gibi algılanmasını kendim açısından çok aşağılayıcı bir tavır olarak gördüm. Şu anda da Allah nasip ederse bu konu üzerinde ısrarla üzerine gidiyoruz. Şu anda da birçok yere kurum. Bunun içerisinde maliye kendi arasından yapılan şeyleri görmemiş. Karayolları bile bile ses çıkartmamış. Orman bile bile mesire alanı verdiği yerde mesire alanı dışında inşaatların yapılmasına izin vermiş. Dolayısıyla bunların hepsinin üzerine kararlılıkla şu an arkadaşlarla çalışıyorum ne var diye üzerine gideceğimizi ifade ediyorum.